İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin son 1-2 haftadır yürüttüğü bir takım diplomatik çabalar var. Ama Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker'i iade etmez. Hazırda Birleşmiş Arap Emirliklerinde yaşayan, Türkiye yeraltı dünyasının liderlerinden olan Sedat Peker'in Türkiye'ye ekstradisiyası mümkün değil. Bu fikirleri Kanal 13'e müsahibesi zamanı tanınmış yazar Serdar Öztürk seslendirib. Yazar Arap Emirliklerinin Sedat Peker kimi başka ülkelerden olan bir çox varlı ve karanlık adamları muhafiz ettiğini bildirib. Sedat Peker kimi bir adam Türkiye'ye təhvil verilirsə, Arap Emirliği ciddi nüfuz etkisi yaşayar deyə Öztürk əlavə edib. Sedat Peker susturun. Sedat Peker'in susturulmasını şuradan anlıyoruz. Son yayınladığı tweetlerde kendisinin iade edilmeyeceğini ama bulunduğu devletin bir başka devleti aleyhine video çekmesini istemediğini söylediğini kendisi açıkladı. Yani açıkladığı için gayet rahatlıkla söyleyebiliriz. Muhtemelen kendisi Birleşik Arap Emirlikleri'nde. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin son 1-2 haftadır yürüttüğü bir takım diplomatik çabalar var. Ama Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker'i iade etmez. Nedeni şu, çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurulma gerekçesi bu. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu anda sadece Sedat Peker değil, Avrupa'nın ya da dünyanın başka ülkelerinin böyle ülkeleriyle ters düşmüş zenginleri ya da bir takım kara paraları hep orada. Eğer Sedat Peker'i teslim ederse orada bir sıkıntı olur. Güvenilirliğini kaybeder. O yüzden teslim etmiyor. Onun yerine ne diyor? Video çekmeyeceksin diyor. Twitter'dan yazması serbest. Ama ona da bence bazı kısıtlamalar getirdiler. O yüzden Sedat Peker'in sesi kısıldı. Sedat Peker'den bundan sonra Türkiye'yi sarsacak çok büyük açıklamalar beklemek biraz saflık olur. Adını unutturmamak için bir takım şeyler yapabilir ama büyük şeyler paylaşacağını sanmıyorum. Benim de sadece Mübariz Mansurov değil, Azerbaycan değil, İzmir'de FETÖ borsası ile ilgili ya da buna benzer kendisinin de çocukluk arkadaşı olan bir iş adamının cinayetiyle ilgili konuşacağını söyledi. Aradan 2 ay geçti. Daha tek kelime etmedi. Ben de defalarca kendisine Twitter'da böyle bunu niye açıklamadınız diye sordum ama yanıt vermedi. Doğrudur. Bence Sedat Peker artık bundan sonra bizim beklediğimiz kadar açıklama yapmayacaktır.